maçın diye söylüyor. Dolayısıyla güzel oldu. Şimdi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Osman Arkatüklü hocamız bizlere kitap yayınlarında bir sunum yapacaklar. Hocamızın da bugünlerde son kontrolleri var. Yayınlayacağız. Sitemenin isnat kılavuzu yayınlandı. Onun hakkında da hocamızdan bilgi almak isteriz. Hocam mikrofon açıp başlayabilirsiniz. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben sunum için PowerPoint'i açmak istiyorum müsaadenizle. Tabii hocam. Paylaşım. Geldi galiba herhalde değil mi hocam? Evet, geldi hocam. Tam sayfa yapabilir. Evet. Tam sayfa. Ben de tam sayfa ama orada nasıl görünüyor bilmiyorum. Aynen. Tam sayfa ve harika görünüyor hocam. Evet hocam. Şimdi ben tabii program üzerinden gitmeyi düşünmüştüm. Ama ben PowerPoint üzerinden bir sayfa birçok şey sızdırarak gitmeye çalışacağım. Burada da gördüğünüz üzere ilahiyat alanında bilimsel çalışmalarda sitavinin kullanımı. Aslında konuşmada sitavinin kullanımının üzerinde çok fazla durmayacağım. Bununla ilgili bir kullanım kılavuzu zaten hazırladık, birlikte çalıştık. Yakında da yayınlanmaya hazır halde. Artı İstat web sayfasında da videolar bulunuyor. Şimdi ben aslında klasik çalışma sistemiyle bu programlar arasında bir ilişki kurmaya çalışacağım. Ve bize aslında ne sağlıyor? Daha doğrusu özünde bu kaynak ve referans yönetim programları özünde klasik sistemden ne kadar ayrılıyor, ne kadar ayrılmıyor? Bunun üzerine duracağım. Şimdi şöyle baktığımızda aslında bilimsel çalışmayı ana hatlarıyla üçe ayırabiliriz. İşte hazırlık aşaması, malzeme toplama ve tasdif aşaması dediğim aşama ve yazma aşaması. İşte bu programlar daha çok baktığımızda bize malzeme toplama aşamasında yardımcı oluyor. Yani büyük oranda burada. Hazırlık aşaması daha çok bu fikirsel bir aşama olduğu için oralarını kullanmıyoruz. Peki malzeme toplama ve tasdif aşamasında kullanıyoruz bu programları. Aslında şöyle diyelim, geçmişte bunlar nasıl yapılıyordu? Geçmişte bu malzemeler bibliyografya oluşturuluyordu, kitaplarla ulaşılıyor. Oradan işte okunarak ilgili kitaplar notları alınıyordu. Bu notlar belli ölçülerde, belli özelliklerde kağıtlara yazılıyordu. Biz bu kağıtlara fişliyorduk. Bu şekilde yapılan işlemede bilimsel fişleme adını veriyorduk. Bu şekilde kaynaklar tespit edilerek onun tanıtıcı bilgileri alınarak bizim bibliyografya fişleri elde edilmişti. Daha sonra o kaynakları bulundukları yerlerden elde ederek ilgili kaynakları okuma aşamasına başlıyordu. Ve okuma aşamasında oradan ilgili notlar alıyoruz. Bu notların hepsini akılda tutmak mümkün olmadığı için tekrar bir yerlere not alma ihtiyacı ortaya çıkıyordu. Bu ihtiyacı da yine fişlediğimiz o özel ebatta ve özellikteki kağıtlara notlar alarak gerçekleştiriyordu. Ve bu fişleme sistemi gerçekten başta ilahiyat olmak üzere sosyal bilimler alanı çalışmalarda vazgeçilmez bir faaliyet. Ya bu olmadığında düzgün çalışma yapabilmek mümkün değil. Bu fişler aynı zamanda sadece bir çalışma için başlamış olsa bile uzun yıllar sonra da farklı çalışmalarda kullanabiliyoruz. Buradan çıkan netice şu, yani o fişlerle baktığımızda ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bibliyografya fişleri ve bilgilerin tutulduğu, not alındığı bilgi fişleri. Ve biz bibliyografya fişlerini o zamanlar ne yapıyorduk? Atıf vereceğimiz zaman, kaynakçayı oluşturacağımız zaman o bibliyografya fişlerini alarak ona göre çalışmamızın dipnotlarını veriyoruz. Bilgi fişlerini de alarak da oradan ilgili fişleri bir araya getirerek onları belli bir sırayla değerlendirerek yazımızı yazıyorduk. Peki bugün ne oluyor? Bugünle bir bakacak olursak günümüzde hala birileri, aslında bu sistem çünkü çok sağlam bir sistem, fişleme sistemi yani kağıt üzerindeki sistem, eski gibi dursa da hala sağlam bir sistem. Bunun yanında farklı fişleme yöntemleri arasında olan kişiler var. İşte genç araştırmacılar daha çok yeni yöntemler, yeni yollar arayışında olduklarını görüyoruz. Çünkü kağıt üzerindeki fişleme sistemi gerçekten hem uzun zaman alıcı hem de yorucu bir süreç. Ve bu çok zaman kaybettiriyor ve yoruyor. Bunun yerine mesela duyuyoruz, görüyoruz işte bilgisayar ortamında bölümler için klasörler oluşturma, klasörlerin içinde alt bölümler için yine klasörler, başlıklar için Word belgeleri oluşturma gibi yöntemler deniyorlar. Ve ilaveten, asıl oraya geliyoruz, hocalarımız da biraz önce bahsettiler.
çeşitli Sitavi, Zotero, Endnote, hatta Mendeley gibi çeşitli, tabii hepsini sevmiyorum, orada ekranda da görüyoruz, çeşitli kaynak ve referans yönetimi yazılımlarından da büyük ölçüde faydalanıyoruz. Peki kaynak referans ve referans yönetim yazılımları gerçekten ne yapıyor? Aslında baktığımızda bunlar özü itibariyle geçmişteki bibliografya fişleme sisteminin gelişmiş biçimleri olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani o gün kağıtları aldığımız notları bugün kitaplık dediğimiz yerlere yazıyoruz. O kitaplıklar aslında bibliografya fişlerinin toplanmış hali. Dolayısıyla kitaplık bibliografyamızı oluşturuyor. O kitaplar içindeki her bir kitap da bizim bir fişimizin yerini tutuyor geçmiş şeye göre, klasik sistemdeki kullanım durumuna göre. Yani aslında şunu şöyle geçeyim. Kaynak ve referans yönetim yazılımları geçmişteki bibliografya fişlerinin ve bu fişlerin atıflarda kullanılması sisteminden başka bir şey olmadığı kanaatindeyim. Özü itibariyle gördüğüm bu. Bunlar içinde bir tanesi biraz farklılık arz ediyor. Sitavi. Benim gördüğüm kadarıyla ben geçmişte doktorumun yarısında EndNote'a geçtim. Birkaç sene EndNote kullandım. Zotero'yu biraz denedim ama bunları uzun süre kullanamadım. En fazla EndNote'u kullanmıştım. Çünkü ben kendime göre uyarlamayı sevdiğim için bu şekilde bir yol izlemiştim. Sitavi'de peki farklı olan da Sitavi'de şunu gördüm. Sitavi evet diğer referans yazılım programlarının yaptıklarının hepsini hemen hemen yapıyor. Artı onlarda olmayan bir şey var izleyicilerim. O da nedir? O da bilgi organizasyonu. İşte bu diğer referans programlarında benim görmediğim bir şey. Belki NVO biraz farklı olarak burada dışarıda tutabiliriz. Ama bu hani bizim kaynakça ve dipnotlarda kullandığımız programları, yazılımları dikkat alırsak onlarda bilgi fişleme sisteminin çok gelişmediği görülüyor. Artı Sitavi'de ne var? Sitavi o akademik çalışma esnasında kendinize görevler atayabileceğiniz bir görev planlayıcısı sunuyor. Ya bunları inşallah kitabımızda, kitap bölümünde Okoku Derneği yayınladığında ayrıntı olarak orada paylaşacağız. Artı videolarda da zaten Halil İbrahim Yılmaz arkadaşımızın hazırladığı İslam web sayfası videolarda da bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla EndNote ve Sitavi'nin onlardan farklı olarak bilgi organizasyonu yönüyle ayrıldığını görüyoruz. Zaten yandaki resimde görüyorsanız eğer kendisini bir referans kaynak yönetiminden daha ziyade bilgilerin organize edilmesi olarak tanıtıyor. Öne çıkardığı logosu bu gördüğünüz ekran Sitavi'nin açılış hoş geldiniz ekran sayfası. Sitavi bu şekilde açılıyor. Oradan istediğiniz bir projeyi, çalıştığınız projeyi seçerek devam ediyorsunuz. Zaten şu soldaki resme baktığımızda işte bu referans dediği aslında nedir? Bizim diğer referans programlarında da gördüğümüz bibliografya fişlerini oluşturduğumuz yer. Bizim fişlerimiz orada duruyor. Onları birazdan göstereceğim. Diğer navluş dediğimiz bizim işte bilgi fişlerimizin yeri burası. Biz bilgi fişlerini buradan oluşturuyoruz ve bu bilgi fişleriyle de her türlü düzenleme yapıp yazma aşamasına da girebiliyoruz. Ardından görev planlayıcısı var. Hatta o derece oluyor ki biz kitabımızı, makalemizi, tezimizin ilk taslağını Sitavi'de yazma imkanına bile sahibiz. Peki bilgi fişleri nasıl görünüyor mesela Sitavi'de? Şimdi Sitavi'de bakın demin referans istediğim yer şurası arkadaşlar. Açıldığında şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Yani bizim fişlerimiz, her birisi bir fiş olarak adlandırabiliriz. Bir kitap yani bunlar. Biliyorsunuz fişlere de her bir fişe bir kitap yazılıyordu. Dolayısıyla bunların her birisi bir kitap ve bizim toplamında bilgi fişlerimizden meydana gelen bir biyografyamız. Onlardan birine tıkladığımızda genel olarak şöyle bir görüntü veriyor. Buradan farklı şeyler açabiliyoruz. Yani o fişlerle ilgili değişik bilgiler girebileceğimiz, görevler verebileceğimiz. Referans kısmına tıkladığımızda da bizim bilgileri girdiğimiz, elle müdahale ettiğimiz, doldurduğumuz bölüm geliyor. Buradan küçük bir şey görünüyor burada bu şekilde. Yani bilgi fişlerimizin, bibliografya fişlerimizin görünüşü bu şekilde. Arzu edersek, bütün bibliografiyi toplu olarak görmek istiyorum dersek, referans olarak kullandığımız sayfa aralıkları dahil hepsini toplu olarak en altta sağda gördüğümüz şekilde bize ne yapıyor? Sitavi yazılımı bize bunu da sunuyor. Yani bibliografya fişlerini harika bir şekilde oluşturabiliyor, görüntüleyebiliyor, takip edebiliyor, izleyebiliyoruz. Tabii sadece bu kadar mı?
Bibliografya fişini açıp doğrudan başka bir yere gitmeden sitavi içinde okumalar, not almalar. Yani bilgi fişlerini oluşturmayı da yapabiliyoruz. Yani burada ekranda görüyoruz mesela bir web sitesi sayfasından işte okuyup not alınan yerleri renklendiriyor. Eğer mavi ise bu direkt alıntı yapıldığını gösteriyor. Eğer bu şekilde başka bir renk ise yani farklı renkler farklı anlamlara geliyor. Mesela alttaki alıntının doğrudan olmayan, dolaylı bir alıntı olduğunu gösteriyor. Buna benzer şekilde yorumlar ilave edebiliyoruz, işler yapabiliyoruz. Bakın bunlar Citavi'de yapılan o referans programında açılan bir kitabın okunması bu şekilde ne yapabiliyoruz? Buradan okumalar yapabiliyoruz. Ve notlar alıyoruz. Sadece okumakla kalmıyoruz. Renklendirerek notlar alabiliyoruz. Ve bu şekilde peki notlar aldık. O notlardan alıntı ve atıfta nasıl kullanacağız? O referans programını açtığımızda bizim önümüze o kitaplar tek tek burada. Bu sayfayı şöyle söyleyeyim. Bu bir Word sayfası. Artık şu an Word'e geçtik. Word'de ayrı bir yer açmamız gerekiyor. Word'de direkt arkadaşlar Citavi'nin bir eklentisi var Word üzerinde. Oraya tıkladığınızda yan tarafta bize Word'le bütünleşik halde duran bir alan açıyor. Direkt bütün işlemleri yani atıf işlemlerini hatta bilgi fişlerini buradan Word'e ekleme işlemlerini doğrudan buradan yapabiliyoruz. Bu en sağda gördüğümüz gibi dipnot rakamlı sayfa numaralarını buradan girebiliyoruz. Yani bu şekilde bir Word sayfasında bütün işlemleri kaynakçı oluşturmada dipnot verme işlemlerini Word'ün içinden doğrudan ayrıca bir ekran açmadan gerçekleştirebiliyoruz. Fişlerimizi, bilgi fişlerimizi bu şekilde dediğim gibi okuma yaparak işte burada bir kitap, orada kitaptan bir okuma yapılmış ve şu şekilde bir bilgi fişi doğrudan olmayan, dolaylı bir bilgi alınmış. O bilgi hem fişler, bakın bilgi fişleri bu şekilde yan yana diziliyor. Bunları, işte bu kitapla ilgili bilgi fişleri, bütün çalışmanın bilgi fişlerini de görebiliyoruz. Bu şekilde bilmiyorum işaret görünüyor mu? Burada bilgi fişlerimizi bu yöntemle oluşturabiliyorum. Sadece kitaplardan mı bilgiler alacağız, ekleyeceğiz? Hayır, aklımıza gelen bir düşünce, herhangi bir düşünce değil. Direkt bilgi fişlerin arasına ve onu bir kitabımızın, araştırmamızın planı, içindekiler kısmıyla da bağlantısı da kurarak onu doğrudan da ne yapıyoruz? Düşüncemizi de oraya fişlerin arasına bakın. O geldi mesela, şurada görüyoruz 15 tane fiş varmış burada bu konuyla ilgili ve aklımıza gelen bir düşünceyi de ne yaptık? Oraya ilave ettik, bilgi fişleri içinde yerini aldı. Yani her türlü yazıyı, düşünceyi, alıntıyı veya yorumu değerlendirme yapabiliyoruz. Bilgi fişlerini kendi içinde gruplandırabiliyoruz. Yani niye? Yazma aşamasına geçebilmek için fişleri kendisiyle alakalı olarak gruplandırarak şurada görüntüleyebiliyoruz fişlerimizi. Bunların arasında bağlantılar kurarak, öndeki fişle sonraki fiş arasında bağlantılar kurarak düzgün bir akış sağlayabiliyoruz. Bunu yapabiliyoruz. Arzu edersek şurada bakın fişlerin orada işaretler var. Şu ok işaretini tıklarsak bilgi fişi açılır. Bağlantı işaretini tıklarsak o bilgiyi nereden almışsak direkt altta görüyoruz. O kaynağı bizi aldığımız yere götürür ve oradan aldığımız bilginin doğruluğunu, yanlışını kontrol edebiliriz. Bu şekilde bilgi fişlerini, burada bir bilgi fişi var yine. Ne yapmış bu şekilde? Kaynağı açmışız, oradan bir bilgiyi almışız ve fişlerimizin arasına yerleştirmişiz. Yani fişlerimizi oluşturduk. O eskiden o kartonlara, sert kağıtlara yazdığımız fişleri bu şekilde oluşturduk. Fişlerimizi oluşturduk, düzenledik, sıraya koyduk, tahsislerini yaptık, aralarında bağlantılar koyduk, ara bölüm başlıkları koyduk, her şey tamam, sıra Word belgesini aktarmaya geldi. Peki bu kaynakçayı, dipnotları ve bilgi fişlerimizi düzgün bir şekilde, sadece bilgi fişleri değil, kitabımızın içindekilerini de orada oluşturabiliriz. Bilgi fişlerini ve kaynakçaları o içindekilerdeki bölüm ve başlıklara bağlayabiliriz ve çıkışta da bunlarla bağlantılı şekilde çıkışlar alabiliriz. Burada yani ana sayfada derleme bilgi knowledge bölümünden derlemeye tıkladığımızda bize böyle bir sayfa açıyor. Bu sayfadan neyi yazmak istiyorsun? Bu projeyle ilgili bütün fişleri, bilgileri mi yazmak istiyoruz? Yoksa sadece kendi düşüncemizi veya belli bir kısmını yazmak istiyoruz? Bunları seçerek bütün hepsini seçtiğimizde bize ne yapıyor? Word'a aktarıyor. Bakın bu deneme olarak yaptım ve ben bu sempozyum hazırladığım bir şeydi. Böyle yaptığım bir denemeydi bu. Bakın ne geldi burada? Bir, o Citavi bize şunu, bu sayfayı verdi. İçindekiler kısmını sayfa numaralarıyla, başlıklarıyla beraber aktardı. Artı bize ne verdi? Bilgileri bakın aktardı. Yani bunlar her birisi bilgi fişleriydi. Bilgi fişlerini aktardı. Dipnotlarını kendisi verdi yerlerine. Eğer dipnot ikinci defa geçiyorsa kısaltarak verdi. Her şey tamam bir şekilde yaptı. Ve kaynakçayı da en sonu oluşturdu. Bize hazır hale getirdi. Yani metin Citavi'de yazmış olduk. Şu an hazır.
Neyi geldi? Bundan sonra yapılması gereken şey tahsis aşaması. Artık orada Word'de de okuyarak modelin tahsisini yaparak ne yapacağız? Belgemizi, çalışmamızı tamamlamış olacak. Peki sitavi isnatta sisteminde kullanabiliyor muyuz? Elbette kullanabiliyoruz. Abdullah Hocam da söylediği gibi isnadın web sayfasına giderek oradan şablonu oluşturup şablonu ve kullanma kılavuzunu indirebiliriz. Artı okut akademi şu sahada gördüğümüz bir kılavuzu hazırladık. Bu kılavuz inşallah yayınma hazır halde hemen hemen bunu yayınlayacağız. Oradan da kullanabiliyoruz. Artı isnadın sistemine, atış sistemine göre isnat şablonumuzda zaten bir senedir hem isnadın web sayfasında var hem de Citavi programın içinden kullanılmaya hazır haline. Artı bakın Word sayfasında da aynı biz yine şeyi görüyoruz. Atıf sisteminin hangisini kullandığımız geliyor. Oradan değişik atıf sistemini de seçebiliriz. İsnat 2'ye göre oradan oluşturmuşuz. Ve Word ona göre ne yapıyor? Bütün bilgilerini oluşturuyor. Evet, yani bu şekilde o zaman biz stabilize sadece şunu yapamıyor. Konuyu belirleyemiyor. Hipotezi kuramıyor. Sorunu problemi tespit edemiyor ama kaynakların tespitinden itibaren okumadan ilk taslağın yazılmasına kadar her konuda hemen hemen yardımcı oluyor. İşlerimizi kolaylaştırıyor. Ve Windows'ta çalışıyor. Hemen aklaşı geliyor. Ben yetkilerle bunu epey bir zaman önce görüşmüştüm. Mac kullanıcısıyım. Mac'te böyle bir şey yapılmayacağını söylediler ama web sayfasını yapacaklarını söylemişlerdi. Ve web sayfası şu an beta da olsa açık. Aynı işlemleri web sayfası üzerinde de yapabiliyoruz. Bakın burada oluşturduğumuz projeler var. Web sayfasında, sitemin web üzerinde. Bu projelerden birini açarak orada bakın demin referans istediğimiz kaynaklarımız, o kaynakları bakın okuma sayfası bir kaynağı açmışım. Buradan okuyorum. Oradan da yine burası bizim bilgi fişleri yerimiz. Burası da bibliografya fişlerimiz. Buradan da ne yapıyoruz? Bilgimizi kaynak affedersin. Kaynak. Oradan da kaynaktan aldığımız bilgi var. Bunu daha sonra bir gibi Word'e nasıl yapacağım? Web sayfada çalıştım. Word'e nasıl aktaracağım dersek altta da onun resmini görüyoruz. Bakın altta da bir web sayfası, Word belgesi. Word belgesi içinde o web sayfasının StabiWeb'in bir eklentisi var yine. Normal masaüstü StabiWeb için eklenti olduğu gibi web sayfası uygulaması için bir eklentisi var. Onu Word'e yüklediğinizde aynı şekilde bu eklenti yoluyla yine Word belgesinde referansları görüntüleyebiliyoruz. Yine kaynakçımızı, dipnotlarımızı oluşturabiliyoruz. Yani web sayfasında problem yok. Sonuç olarak yani bilimsel çalışma, hocam bilmiyorum geçtim mi? Fişleme bilimsel araştırma ve yazmanın vazgeçilmez faaliyetidir diyoruz. Ve referans, kaynak ve referans yönetimleri aslında bunun üzerinde kurulduğunu görüyorum ben. Fakat referans programlarının çoğu gerçekten sadece bibliografya fişleri aşamasında yoğunlaşmış. O aşamada kendini geliştirmiş görünüyor. Citavi bibliografya fişleri oluşturma, yani kitaplık bölümünü oluşturmanın yanında bilgi fişleri, o kitapları okuma, yani eğer oraya alınabilmişse okuma, onlardan ilgili notların alınma, bilgi fişlerini oluşturma ve görevli atamasında kullanabiliyoruz. Demin gösterdim, bahsettiğim gibi makalemizi, tezimizi, kitabımızın ilk taslağını Citavi'de yazabiliyoruz. Bu arada hemen söyleyeyim, orada değinmedik ama inşallah tam metinle de değineceğiz. Citavi Arapça her türlü yazıma tam destek veriyor. Tarihleri istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Sayfa numaralarını istediğiniz gibi yazı olarak da verebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Citavi bu konuda çok esnek. Citavi şablonu kullanımı, demin söyledik, şablonumuz hazır. Kullanım kılavuzu da inşallah yakında tekrar yenisi yayınlanıyor. Geri kalan ne? Akademisyenlerin bu programlara bir şekilde erişip kullanmayanlar varsa çalışmalarını daha kısa zamanda daha düzgün ve sağlam örgülerle tamamlamaları kalıyor. Biz de kendilerine bu konuda bunun faydalanmalarını, kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İşlerinin kolaylaşacağını söylüyoruz. Sitayı unutmasınlar. Bir bibliografya, eğer bu bibliografya fişleri ve bilgi fişlerinin gelişmiş modern bir biçimi ayrıca görevlerde veriyor orada bize. Sitayı böyle ne diyelim harika bir program. Kullanıyorum. Daha önce dedim EndNote'da kullanmıştım. Bu diğer programların kötü olduğunu söylemiyorum. Onlardan da çok faydalandık gerçekten. Ama bu programın fişleme kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden bir süredir Citavi kullanıyorum. Ve Citavi ile ilgileniyorum diyelim. Evet. Eğer şeyle ilgili Citavi'nin bilimsel anlamda kullanımı ile ilgili sorularınız varsa burada e-posta görünüyor. E-postayla bana ulaşabilirsiniz.